Bu bölgedeki eleman sayısı x, burası y, burası da z olsun. M birleşim, N birleşim, P diyor. Yani burada x artı y artı z eşittir 4a olarak verilmiş. M birleşim N dediğimiz zaman zaten kapsadığından dolayı x ile y olacak. X artı y dediğimizde burası 2a artı 1 oldu. P'nin M'ye farkı P'de olacak, M'de olmayacak. Dolayısıyla y ve z var. Y artı z dediğimizde de burası 3a artı 2'dir. N fark M en az kaç olabilir? Yani y değeri sorulmuş. Burada şimdi ikinci ve üçüncü denklemleri taraf tarafa toplarsak x artı 2y artı z eşittir 5a artı 3 olacak. X, y, z toplamını buradan çıkartırsak y eşittir buradan a artı 3 olur. A'ya şimdi burada değer vermemiz gerekiyor. Buraya baktığımız zaman a'ya vereceğimiz değer bütün bunları da etkileyecektir. Bir de burada m'nin eleman sayısı 0 değil. Yani burada x eşit değildir, 0 olacak. Buna da en az 1 verirsek, örneğin burada 1 verdiğimiz zaman 2a artı 1 olduğu için 1'ler gider. Y'nin bir çift sayı olduğunu söyleyebiliriz bu durumda. Buraya geldik. Buraya a'ya 1 veriyoruz. 3 1 daha 4 oluyor. Şuraya 4 verdiğimiz zaman buradaki değerlere de bakarsak P fark M'den 3 kere 1, 3, 2 daha 5. Buraya 1 verdiğimiz zaman 4 çıkacak. En geniş küme 4'tür. Ama buradaki fark kümesi 5 oldu. Burada bir yanlışlık var. Dolayısıyla bu bundan büyük çıkamaz. Öyleyse A'ya bunun dışında bir değer verelim. Yine çift sayı çıkması için 1 değil. 3 verdiğimiz zaman 3, 3 daha 6 yapacak burası. A'ya 3 verince 3 kere 3, 9, 2 daha 11 oldu. 4 kere 3 de 12 oldu. Dolayısıyla bu zaten 2 kere 3 6 7 olacak. 12 burada en büyük küme. Diğerlerini de yazmış olursak burada burası 1 olur. Yine burada Z'ye baktığımızda burası 6'dır. Burası 1'dir. 7 yapar. 3 yazdığımızda 12. Buradaki Z değeri de 5. Yani sonuçta bütün sistem oturuyor yerine. Burada 4'ün katı çıkıyor. Bunlar da buna uygun olarak çıkıyorlar. Dolayısıyla y'nin en az olabildiği değer 6'dır. Doğru cevap C'dir.